Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7th grade elective English lesson second term second open-ended written exam, yani 7. sınıflar seçmeli İngilizce dersi 2. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayız arkadaşlar. İlk bölüme bakıyoruz. Burada diyor ki fill in the blanks with the given words, yani boşlukları verilen kelimelerle doldurun. Burada florist çiçekçi, butchers kasap, chemistry eczane, greengrocer manav, bookshop'ta kitap satılan dükkan, kitapçı. Şimdi you can buy books at the bla bla. Şimdi arkadaşlar you can buy, you can buy, you can buy, her şeyi satın alabilirsiniz diyor ama neyi nereden alacağımız biliniyor. Bu ölçülü aslında. You can buy books. Kitapları nereden satın alabiliriz? Tabii ki bookshop'tan. Onun için buraya you can buy books at the bookshop şeklinde ilk kelimemizi, boşluğumuzu dolduralım. You can buy fruits. Evet, burada meyveleri biz nereden satın alıyoruz arkadaşlar? Tabii ki manavdan, green grocer şeklinde yazılan dükkanımızı adında yazalım. You can buy medicine. Evet, medicine ilaç demek arkadaşlar. Biz ilaçları nereden alırız? Tabii ki eczaneden. Burada da chemistry şeklinde yazalım. Veya pharmacy şeklinde de kelime verilebilirse de aynı şey arkadaşlar. Pharmacy veya chemistry, eczane biliyorsunuz. You can buy meat at the, evet bu sefer et satın alabiliyoruz. Nereden? Tabii ki kasaptan, butchers diyelim. Evet, son olarak da you can buy flowers. Evet, çiçekleri biz nereden alıyoruz arkadaşlar? Tabii ki florist dediğimiz çiçekçilerden. Dolayısıyla buraya da florist, şu kesme S takılarına dikkat edin arkadaşlar. Kasapta ve çiçekçide S takıları kesilerek yazılmış, çoğul takı olarak düşünmeyin sakın. Cümlenin, kelimenin kendi yapısında var arkadaşlar. Translate the words into Turkish. Kelimeleri Türkçe'ye çeviriniz. Evet, bu tarz kelime çevirilerde sorabilir. Zaten ünitelerde geçen kelimeler. Proof biliyorsunuz ki arkadaşlar delil demek. Herhangi bir konuda deliliniz var mı? İşte bu proof. Orbit yörünge demek. Gezegenlerin yörüngelerine verilen ad. Observe gözlemlemek demek arkadaşlar. İzlemek, gözlemlemek. Universe evren demek arkadaşlar. Uzayla ilgili. Surface yeryüzü. Ve son olarak da climate iklimdir arkadaşlar. Evet, belli başlı 6 tane önemli kelimeyi sizler için seçtim ve geçiyorum diğer bölüme. Evet, answer the question using the answer in the box. Buradaki kutudaki cevapları kullanarak sorulara cevap verin diyor arkadaşlar. Şimdi to see a doctor, doktoru görmek, doktora gitmek. To borrow some books, biraz kitap ödünç almak. To see the dolphins, buradaki yunus balıklarını görmek. To see the acrobats, akrobatları görmek. To get plane tickets for holiday, tatil için uçak bileti almak. Şimdi bunların hepsi biliyorsunuz ki to must'larıyla amaç bildiren cümleler oluşturmak için yapılıyordu arkadaşlar. Birinci cümle aynen yazılıyor size. İki cümle verilebilir. Bu ben İngilizce sınavı normal seçmeli değil. Öbür İngilizce sınavında bu konuyu çok daha detaylı anlattım. O videoyu da izlerseniz faydalı olacaktır. Why do you go to circus? Siz sirke neden gidersiniz arkadaşlar? Tabii ki akrobatları, göstericileri görmek için. Onun için buraya to see the acrobats yazalım. Akrobatları, göstericileri görmek için. Bir diğerine bakıyorum arkadaşlar. Burada da why do you go to hospital? Hastaneye niye gidersiniz? Tabii ki to see a doctor. To see a doctor. Doktora görünmek, muayene olmak için. Why do you go to the aquarium? Akvaryuma niye gideriz arkadaşlar biz? Tabii ki to see the dolphin diyebilirsiniz. Buradaki verilen cevap olduğu üzere. Yani yunus balıklarını, köpek balıklarını, artık değişik deniz canlılarını görmek için gidilebilir diyebilirsiniz. Why do you go to travel agency? Evet, seyahat ajantasına niye gideriz arkadaşlar? Burada olduğu gibi to get plane
tickets for holiday. Ve son olarak da why do you go to the library? Evet, kütüphaneye niye gidersiniz? Tabii ki ödünç kitap almak için, yararlanmak için, ders çalışmak için olabilir. Burada verilen to borrow some books şeklinde yine verilen hazır cevaplarla soruyu eşleştirelim ve cevaplarımızı verelim arkadaşlar. Geçiyorum diğer sayfama. D kısmına bakıyoruz. D kısmında match the environmental problems with their solutions. Evet, buradaki çevresel sorunları çözümleriyle eşleştirin. Yani çevresel sorunlar, air pollution var. Mesela hava kirliliği. Çözümleri ne olabilir? Sağ tarafta gizlenmiş arkadaşlar. Şimdi air pollution, don't leave the lights on. Işıkları açık bırakmayla bir alakası olabilir mi? Hayır. Plant a tree, ağaç kesmeyle bir alakası olabilir mi? Emin değiliz belki. Çevre kirliliğiyle ağaç kesmenin ne alakası var? Use filters in factories. Fabrikalarda filtre kullanın. Don't throw rubbish into the sea. Buradaki çöpleri denize atmayın diyor arkadaşlar. Biz air pollution veya şöyle başlayalım. Plant a tree neyin çözümü olabilir arkadaşlar? Tabii ki deforestation, yani ormansızlaşma, ormanların tahrip edilmesi ağaç dikmeyle önlenir. Dolayısıyla şöyle bir B yazalım. Don't leave the lights on. Işıkları açık bırakma. Neyin çözümüdür? Tabii ki wasting energy, yani enerji israfının çözümüdür. Buraya da D yazalım. Use filters in factories. Fabrikalarda filtre kullanmak neyin çözümüdür? Tabii ki air pollution'ın, yani hava kirliliğinin. Onun için buraya A yazalım. Don't throw rubbish into the sea. Çöpleri denize atma. Neyin önlemidir? Tabii ki su kirliliğinin önlemi. Onun için buraya da C yazdığımız zaman görüldüğü gibi buradaki çevre sorunlarını çözümleriyle eşleştirmiş oluruz diyelim. What must people do to prevent global warming? Yani küresel ısınmayı önlemek için insanlar ne yapmalı arkadaşlar? Bakın must'la söylediği için, sorduğu için biz de must'la cevap vermeliyiz. Dolayısıyla they must, burada people must'la diyebilirsiniz. They must use solar energy. Evet, küresel ısınmanın en önemli çözüm yollarından biri güneş enerjisidir arkadaşlar. Yenilenebilir ve doğaya hiçbir zararı yok. Bir diğeri they mustn't use aerosol products. They mustn't use aerosol products. Yani aerosol products dediğimiz parfüm, deodorant gibi güzel kokan ama doğaya son derece zararlı gazlar. Bir diğeri de they mustn't throw the rubbish away arkadaşlar. They mustn't throw the rubbish away. Evet, bu şekilde çöpleri de yine sağa sola atmamalıyız şeklinde bir ifade var. Küresel ısınmanın sebepleri çünkü arkadaşlar çevre kirliliği de bunlardan da biri. What must people do for a clean environment? Evet, temiz bir çevre için insanlar ne yapmalı arkadaşlar? Tabii ki çevreyi kirleten her türlü faktörün önüne geçelim. Bu da use public transportation. Yani toplu taşıma araçlarını kullanmalı. Egzoz gazı biliyorsunuz ki çevre kirliliği, hava kirliliği için birebir. Bir diğeri de recycle the rubbish. Evet, çöpleri geri dönüşüm yapın. Bir diğeri de stop using harmful chemicals. Stop using harmful chemicals. Yani zararlı kimyasalları kullanmayı bırakın. Özellikle tarımda veya ne bileyim gıda sanayinde, bunlar da zararlıysa bu kimyasalları kullanmamamız gerekiyor arkadaşlar temiz bir çevre için. Evet, son bölüm videomuzda fill in the blanks with the given words. Evet, boşlukları arkadaşlar verilen kelimelerle doldurun şeklinde bir ifade var. We must bla bla. Bla bla bu arada nokta nokta demek. Paper and plastic to product
to protect our environment. Çevremizi korumak adına kağıdı ve plastiği ne yapmalıyız? Tabii ki geri dönüşüm, recycle arkadaşlar. We must recycle diyelim. We must stop cutting down forest. Ormanları kesmeyi durdurmalıyız. Niçin? To save. Korumak için arkadaşlar. To save the habitat of many animals. Bir sürü hayvanın doğal yaşama alanlarını korumak için ormanları kesmeyi durdurmalıyız diyor. Bu arada emin olmadığınız boşlukları bırakın arkadaşlar. Önce emin olduklarınızı yapın. Göreceksiniz bilmediğiniz soru bile yerini bulacak. We must blah blah trees to old to make the world a better and cleaner place. Arkadaşlar burada to yanlış yazılmış. To make the better and cleaner place. Daha iyi ve temiz bir çevre yapmak için ne yapmalıyız? Tabii ki ağaç dikmemiz gerekiyor. We must plant şeklinde. Buradaki kelime uygun. We mustn't pollute the planet. Buradaki gezegenimizi, dünyamızı kirletmemeliyiz. Ne için? To have clean air, fresh air, taze hava, temiz hava için dünyamızı kirletmemeliyiz şeklinde have kelimesini koyalım. Ve son olarak da when temperature increases, bu sıcaklık arttığında lakes and rivers, göller ve ırmaklar ne yapar arkadaşlar? Kurur. Dolayısıyla dry up şeklinde buradaki boşluğu da yerine koymuş ve doldurmuş oluyoruz diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Seçmeli İngilizce ders videomuz ve normal ders olarak işlediğimiz İngilizce yazılı videomuzu yine Özel Öğretmen YouTube kanalında bulabilirsiniz. Her ikisini de izlemenizde fayda var arkadaşlar. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.